Merhaba arkadaşlar. Bugün Rus Edebiyatı'na giriş başlığının ikinci bölümünü çekeceğim ve konuyu böylece toparlamış olacağız. İlk bölümde Puşkin'i ve Puşkin öncesi Rus Edebiyatı'nın genel durumunu konuşmuştuk. Bugün ağırlıklı olarak Gogol'ü konuşacağız. Ama ve lakin Puşkin'le Gogol arasında değinmemiz gereken bir isim daha var ki o da Lermontov. Lermontov, Puşkin bir düelloda şüpheli bir şekilde öldükten sonra bunun bir komplo olduğunu, cinayet olduğunu söyleyenler de var. Fakat bir şekilde ölümü gerçekleşiyor. Öyle ya da böyle çok genç yaşta düelloda hayatını kaybediyor. Bunun üzerine Lermontov'un yazdığı bir şiir var Puşkin için. O şiir büyük olay yaratıyor. Sonrasında Lermontov sürgüne gönderiliyor. Hatta sürgünün en ağır aşaması olan Sibirya'ya gitmesi söz konusu oluyor. Araya birileri giriyor. Lermontov Sibirya sürgününden bir şekilde kurtarılıyor. Fakat oldukça başı yönetimle belaya giriyor diyebiliriz. O şiirin son bölümünü buldum ben. Onu okumak istiyorum size. Neden bu kadar büyük olay olduğunu, neden yönetimin bu kadar çok tepkisini çektiğini daha somut bir şekilde görmüş olursunuz böylece. Ama siz diye yazmıştı Lermontov ve şöyle devam etmişti. Taht etrafında dönüp duran mağrur kalabalık. Dahileri, özgürlük adamlarını ve şanlı insanlarımızı sallandıran siz. Şimdi sizi koruyan yasalarınız var ve adalet önünüzde susmak zorundadır. Fakat Tanrı'nın da bir ceza mahkemesi vardır. Siz, ahlaksız kalabalık, sizi sert bir yargıç bekliyor. Altınlarınızın şıngırtısıyla onu satın alamazsınız. Ve tamamınızın pis kanı toplansa dahi şairin saf kan lekesini aşındıramayacaksınız. Gördüğünüz gibi oldukça sert ifadeler yer alıyor bu şiirin okuduğumuz bölümünde ve sonrasında az önce söylediğim gibi sürgün yolu Lermontov'a açılmış oluyor. Lermontov aslında şu açıdan da önemli. Zamanımızın bir kahramanı adında bir kitap yazıyor bu roman. Kendisinden sonra pek çok esere model teşkil ediyor. Döneminin parası olan genel geçer hayat kaygılarının biraz dışında yer alabilen genç adamlarının profilini, portresini çıkarıyor Lermontov bu kitabıyla. Ve oldukça gerçekçi ve hicvi ile beraber değerlendirdiğimizde yarattığı olumsuz karakterin gerçeğe uygun olduğu kabul ediliyor. Hem o dönemde hem de bugün de. Ve böylece zamanımızın bir kahramanıyla roman noktasında da roman türünde de kendi izini imzasını bırakmış oluyor Lermontov. Hem Rus edebiyatına hem de dünya edebiyatına. Lermontov'un kitapta yarattığı karakter belli aşk maceralarında da işte kendini gösteriyor ve onun Kaplıca'da aşk macerası yaşadığı kızla ilgili benim sonradan yaptığım araştırmalarda ırklar ve dinler arasındaki farklılıklara da gönderme yapmak üzere kızın Türk akrabaları dolayısıyla ikisinin bir araya gelmesi zordu gibi bazı alıntılara rastlıyorum. Ben 4 sene kadar oldu zamanımızın bir kahramanını okuyalı. Ya bu bölümü unuttum ya da Türkçedeki çeviriler, baskılar biraz sansürlü. Eğer ki yok hayır o bölüm vardı sen unutmuşsun derseniz ona not düşerseniz sevinirim. Elimde Can Yayınları'nın bir çevirisi var. Ben kontrol ettim. Göremedim öyle bir bölüm kitapta. Başka çevirilerde belki yer alıyordur. Kontrol etmek lazım ama bunu da not düşmüş olayım. Belki biz bazı kitaplarda olduğu gibi zamanımızın bir kahramanında bu bahsettiğim nedenle sansürlü okuyor olabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim Gogol'e. Gogol, Ukrayna doğumlu bir adam. Şimdi mesela Puşkin'den o noktada ayrılıyor. Puşkin Büyük Rusya dediğimiz bölgede doğup büyümüş. Büyük Rusya, Rusya işte bu Petersburg, Moskova gibi büyük kentleri asıl Rusya'yı içeren bölüm. Küçük Rusya işte Ukrayna'nın güneyi daha çok o şekilde adlandırılıyor. Ve Gogol orada doğmuş, büyümüş. Aslında Gogol şöyle tiyatrocu olmak istiyor. Asıl hayalinde yatan meslek, hayat bu. Bugünün devlet tiyatrosu gibi bir kurum canlandırın gözünüzde. Gidip oraya başvuruyor ve red diyor Gogol. Daha sonra da yönünü yazarlığa doğru çevirmek durumunda kalıyor bu nedenle. İlk kitabı kendi memleketi, kendi bölgesi, toprağının öykülerini, kültürünü yansıtan
Dikanka yakınlarında bir çiftlikte akşam toplantıları. Büyük Rusya'ya, küçük Rusya'nın hayatı, kültürü, evleri, insanları, türküleri, hikayeleri çok egzotik ve farklı geliyor. Yani birazcık bunu İstanbul ve Anadolu gibi düşünebilirsiniz. Birebir aynı şey değil ama somutlaşması adına örneklendirmek için söylüyorum bunu. Ve bu yüzden de Gogol'ün kendi kültürüyle ilgili anlattığı bütün bu öyküler büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Tabi bu noktada kendi kültürünü, Dikanka'yı, Küçük Rusya'yı anlatırken Büyük Rusya'nın dilini kullanmış olması da onun için bir artı oluyor. Çünkü böylece Puşkin'in de aralarında olduğu Büyük Rusya'nın asıl büyük işte okur, yazar, entelektüel çevrelerinin dikkatini çekmiş oluyor. Onlar da kitabını okuyor ve Gogol'de ışık görüyorlar. Dikanka yakınlarında akşam toplantılarıyla beraber Puşkin'le dostluğu başlıyor. Ve bu dostluk Puşkin ölene kadar artarak devam ediyor. Çok yakın iki arkadaş olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Ve Puşkin'in Gogol'ün yazını edebiyatı üzerinde çok büyük etkileri var. Onun telkinleriyle, öğütleriyle sonrasında hep kitaplarını yazıyor. Ki Ölü Canlar bunların en başta gelenlerinden bir tanesi. Puşkin kendisi de İşte ilk videoda bahsetmiştik bu toprak köleliği, serflik meselesine çok önem veriyor. Bunu hep eserlerinde aralara sokuşturarak dile getiriyor ve Gogol'e de toprak köleliği, serfliği üzerine bir kitap yazması için sıkça telkinlerde bulunuyor ve Ölü Canlar'ın yazılması, ortaya çıkması noktasında en büyük rol Puşkin'in diyebiliriz. Ölü Canlar'da bir adam var, bir kasabaya gidiyor ve kendi etrafında iyi kötü bir gizem halkası yaratarak ticaret yapmak için orada olduğunu söylüyor. İşte toprak sahibi, köle sahibi insanlara yakınlaşmaya çalışıyor ve onların canlarını satın almak istediğini söylüyor. Ölü canlarını ne demektir bu? O dönemde toprak sahiplerinin köleleri vardır demiştik. İlk bölümde değinmiştik. Bu köleler aynı zamanda öldükten sonra da birer mal gibi vergi yükümlülükleriyle toprak sahiplerinin üzerine bulunmaya devam ediyor. Kahramanımız işte bu kişilere bu ölü canların vergi yükümlülüklerini, onların maddi yükümlülüklerini satın almak istediğini söylüyor. Neden böyle bir şey yaptığını, amacının ne olduğunu görmek için tabii kitabı okumanız lazım. Bütün kitabı oturup burada anlatmak istemiyorum. Yaptığı, getirdiği eleştiriler Gogol'un zaten en büyük artısı ya da onunla ilgili söyleyebileceğimiz en güzel, olumlu özellik sanıyorum ki şu. Hem Dikanka yakınlarında akşam toplantılarında paltoda, müfettişte, işte bir dinin anılarında aklınıza gelebilecek her eserinde bu gerçek yerini koruyor. Gogol olandan komik çıkarmaya çalışmıyor ama ortada olan komikliği kendi doğallığı içerisinde hem insanlar, hem olaylar, hem mekanlar, hem anlatılan dönem bütün unsurlarıyla çok doğal bir şekilde aktarma yeteneğine sahip. Bu yüzden zaten yazmaya başladıktan sonra dikkat çekiyor ve edebiyat sahasında Rusya kanonunda kendine kısa zamanda özel bir yer edinmeye başlıyor. Dikanka yakınlarını akşam toplantılarında da görüyorsunuz. Tipler çok komik ama Gogol'un yapmaya çalıştığı şey kendi insanını karikatürize etmek, onlarla alay etmek, onları eğip bükmek ve olandan daha komik bir şeyler çıkarmaya çalışmak değil. Onlardaki doğal komikliği kendi olay akışı içerisinde çok güzel anlatabilmesi. Gogol de şunu söylüyor. Yani benim yapmaya çalıştığım şey Rus insanını kötülemek değil ya da Rus insanın kötü olduğunu anlatmak değil. Rus sistemindeki aksayan tarafların Rus insanın güzelliklerini baskıladığını ve onu olduğundan kötü gösterdiğini, ben aslında mevcuttaki aksayan tarafları ve bunların insanlara yansımasını göstermek istiyorum diyor. Hayatı boyunca da bu eleştirilerle başa çıkmak zorunda kalmış diyebiliriz. En büyük handikapı bu olmuş sanıyorum ki kendi içerisinde. Puşkin'le olan dostluklarının onun hayatında hep çok etkili olduğunu söylemiştik. Puşkin öldükten sonra Gogol çok büyük bir boşluğa düşüyor arkadaşlar. Zaten öncesinden gelen tabii ki kendi kişisel geçmişinin, genetik mirasının ona taşıdığı bazı psikolojik rahatsızlıkları var. Bunlar giderek zaman ilerledikçe gün yüzüne çıkmaya başlıyor ve Puşkin'in ölümüyle belki de bir kopuş noktası yaşıyor. Tek sebebi bu olmamakla beraber tetikleyici oluyor. Bir dönem bazı dini tarikatlara giriyor. Oradaki hocanın ilginç telkinleriyle garip garip bazı çıkışları olmaya başlıyor ya da garip davranışlar gözlemlenmeye başlıyor kendisinde.
Ölü Canlar Yarım Kalmış Bir Kitap. İkinci bölümünün aslında sonradan Gogol tarafından tamamlandığı. Fakat bu tamamlanmış olan bölümün artık yaşadığı psikolojik buhranın son noktasına erişmesi nedeniyle ateşe atıp yakıldığı söyleniyor. Bir kısmı kurtarılmış olsa da ne yazık ki roman o kurtarılmış olan kısımla tamamlanamıyor ve o haliyle Ölü Canlar yarım bir roman. Yarım bir roman olmasına rağmen yine de çok güzel bir roman olduğunu söylemeliyim ve okumadıysanız muhakkak tavsiye etmek isterim. Şimdi Gogol'ün tabii ki Palto gibi, Müfettiş gibi az önce söyledik. Yani çok önemli başka katkıları da var Rus edebiyatına. Palto bunların arasında ilk bölümde biraz değinmiştik. En önemli olanı bana sorarsanız. Çünkü Palto ile beraber Rus edebiyatında işte aristokrasinin dertlerinden doğru böyle zemine doğru inmeye başlıyor edebiyat. Gerçeğe ayakları yere basmaya başlıyor. Bundan sonra sosyal statü olarak küçük olan insanlar, yani manevi değerlerinden bağımsız söylüyorum insanların elbette ki, sosyal statü olarak küçük insanların küçük dertleri anlatılmaya başlanıyor. Ve artık ayakları yere basan, uçup kaçmayan, sakin sakin ilerleyen ve psikolojik tahlillere önem veren bir Rus edebiyatı görmeye başlıyoruz. İşte Dostoyevski'nin hepimiz Gogol'un Paltosu'ndan çıktık sözüne de vesile olan, sebep olan süreç bu şekilde başlamış oluyor. Toparlayacak olursak eğer, Puşkin'den önce roman anlamında, düz yazı anlamında bir Rus edebiyatından bahsetmek söz konusu değildi. Ayrıca uzun yıllar yönetimin bir birleşik merkezi otorite kurup güçlendirmek istemesi nedeniyle Rusya'nın içerisinde bulunan işte Kazaklar gibi, Ukraynalılar gibi gibi farklı halkların halk edebiyatını, türkülerini, masallarını isyanlara sebep olabileceği ya da halkı galeyana getirebileceği düşüncesiyle baskılamak istemesi, bunların üzerinde büyük yasaklar, kurallar, kanunlar getirmesi nedeniyle gittikçe aslında köklü bir geleneğe sahip olan Rus halk edebiyatı kendi içine kapanmaya, körleşmeye, fakirleşmeye başlamıştı. Ve bütün bu yoksunluk, batılılaşmaya, öykünme sürecine kadar geriye dönük olarak hatırlanmamıştı. İşte Puşkin'in dadısının ona öğrettiği ninilerle Rus entelijansiyasının kendisine kattığı batılı edebiyatı birleştirebilmesi, Gogol'ün Ukrayna kültüründen gelmesi vesilesiyle oradan aldıklarını Büyük Rusya kültüründen öğrendikleriyle harmanlayıp ortaya çıkardıkları ve onların arkasından gelenlerin bu büyük isimleri örnek alarak bugünkü Rus edebiyatı, Rus klasik dönem edebiyatı dediğimiz düzleme çekilmiş bir edebiyat kanonu oluşturmasıyla artık biz sonraki yazarlara, dönemlere geçmek üzere önümüzde bir yol açılmış oldu. Onu takip etmeye başlayabiliriz. Bundan sonrası için artık siz yazarlar bazında teker teker durumu inceleyip araştırabilirsiniz arkadaşlar. Giriş dönemi olarak benim anlatacaklarım bu kadar. Böylece toparlamış olacağız konuyu. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.